Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber internetsiz ne kadar hayatta kalırsın testini çözeceğiz arkadaşlar. Onedio.com'da biliyorsunuz böyle testler falan var böyle. Onlardan çözeceğiz şu an yine. Eskiden bayağı bir geliyordu. Uzun zamandır gelmemişti. Yorumlarda bayağı bir gördüm böyle. Bayağıdır gelmiyor falan filan gibisinden. Ben de dedim bugün zaten bir video daha geldi. İkinci video olarak da bir tane test videosu yayınlayayım dedim. İnternetsiz ne kadar hayatta kalırım bakalım onu göreceğiz. Ve arkadaşlar aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Böyle bir 10.000 like üzeri falan bekliyorum yani. Ve saçımı soracak olanlar olursa, yani ilk defa görecek olanlar olursa, dün Furkan'a kolay gele diye bir video çekmiştim. Dünkü gelen videodan kalma, yani o videonun hemen ardından çekiyorum. Yani saçımı gerçekten boyatmadım. Sprey boya sadece. Yani duşa girdiğimde, saçımı yıkadığımda bu boya çıkacak. Geçici boya yani. O videonun hemen ardından çektiğim için şu an saçım böyle. Evet. Bir nevi ceza gibi bir şey oldu bana. Ama olsun. Bir değişiklik falan olsun böyle. Dediğim gibi boyadığımda çıkacak yani. Geçici bir boya. Boyadığımda çıkacak değil. Duşa girdiğimde çıkacak. Heh, tamam. Şimdi o zaman testimize geçiyoruz. Hadi bakalım. Öncelikle ne sıklıkla internetten yemek siparişi veriyorsun? Şimdi Ankara'dayken her gün veriyordum. Ankara'dayken abarıksız ne ya? Abartısız söylüyorum, her gün veriyordum. Ama Bolu'ya taşındığımda, Bolu merkezde oturmadığım için internetten sipariş veremiyorum. Çünkü yok. Verebileceğim bir yer yok. Şu anda zorunda kalmadık için sipariş vermiyorum. Neredeyse her gün yemek siparişi veririm. İnanmayacaksın ama internetten hiç sipariş vermedim. Haftada en az bir kere neredeyse her gün sipariş veririm. Neredeyse her gün sipariş veririm. Ankara'dayken öyleydi. Haftada en az bir kere diyeyim madem de. Ortasını bulmuş gibi bir şey olalım. Peki hiç internetten kıyafet alıyor musun? Her zaman. Mağaza bedenine kalmayan ürün internetten aldığım oldu. Kıyafetlerim yarısı internetten daha... Aynen, hem daha ucuz oluyorlar. Aynen öyle. Kesinlikle internetten daha ucuz oluyorlar. Kıyafeti denemeden almam. Ben mağazacıyım. Çok beğendiğim bir şey olursa alıyorum. Kıyafetlerim yarısı internetten hem daha ucuz oluyorlar. Aynen öyle. Kesinlikle öyle. Ben tavsiye ederim. Bedeninizi biliyorsanız eğer internetten alın bence. Gayet hem daha çok seçeneğiniz oluyor hem de bedeninizi buluyorsunuz. Gayet iyi bence. Bayram tatillerini genelde nasıl değerlendiriyorsun? Köye gidiyorum, akrabalarla geçiriyoruz. Tatil beldelerine kaçıyorum, dinlenmek iyi geliyor. Bir yere gitmiyorum, evde oturup film izliyorum. Yurt dışı gezilerini çok seviyorum. Bir yere gitmiyorum, evde oturup bilgisayar oynuyorum. Ama evde oturup film izliyorum var burada. Bir yere gitmiyorum, YouTube'la uğraşıyorum. Yani bir yere gitmiyorum diyelim. Aşağıdakiler hangisi senin özel ilgi alanlarına girebilir? Yaratıcı bilgisayar oyunları, moda ve tasarım dünyası, ekstrem doğa sporları, edebiyat, eski kitap. Yaratıcı bilgisayar oyunları tabii ki. Moda ve tasarım dünyası. Yaratıcı bilgisayar oyunları tabii ki. Evet, 5. sorudayız. Bir adres ararken bilmediğin bir semtte kayboldun. İlk ne yapardın? Bir adres arıyoruz. Ararken bilmediğim bir semtte kayboldum. Şimdi... Bilen birilerini arayıp olduğum yeri tarif ederdim. Ondan yardım alırdım. Hemen telefondan navigasyona bakardım. Etrafta bulunan herhangi birine sorardım. Bir restorana girip teslimatçı görünen birine sorardım. Yani yalan söylemeye hiç gerek yok. Ben direkt telefonumu açar map'ten bakardım yani. Hemen telefondan navigasyona bakardım. Yani. Son olarak hangisi sana hediye gelse mutluluktan çıldırırdın? En iyisinden bir laptop... 6 aylık bir dövüş sporları kursu, son model bir telefon, 2 haftalık her şey lüks bir tatil. En iyisinden bir laptop, o kadar da mutlu olmazdım. Aylık dövüş sporları da gerek yok. Son model bir telefon, yani zaten var şu an. 2 haftalık her şey dahil lüks bir tatil, evet. 2 hafta her şey dahil lüks bir tatil, yemin ederim her şu an çok pis mutlu olurdum be. Evet, o. 3 saat ancak dayanırsın. Arkadaşlar durumumuz vahim. İnternetsiz en fazla 3 saat dayanırmışız. Durumumuz gerçekten vahim. 3 saat... Bilmiyorum. İnternetin kesilmesiyle beraber senin kıyametin başlamış demektir. Ellerin ayakların çözülecek, sinirlerin bozulacak, soğukkanlılığını tamamen yitireceksin. Geri gelmezse kalp krizi geçirir ya da fenalaşırsın. Sen kesinlikle internetsiz yapamazsın. Hatta sınırsız... Sanırız sen bu dünyada yoksun. İnternette varsın. İnternet giderse sen de gidersin. Abi o kadar da değil. Şimdi hayır, abartılmış bu yazıda. Hayır, o kadar da değil. Konuşamadım. Asosyal o kadar da değilim yani. Şimdi Bolu'da olduğumdan dolayı asosyal olmak zorundayım yani. Resmen böyle bir yaşamıyorum gibi. Evden çıkmıyorum falan böyle Bolu'da. Ankara'da olsam her şey çok farklı olurdu. Ama neyse.
Yani şu an bir nevi haklı. Şu an benim YouTube'da durmadan uğraştığım için durmadan internet her şeyim yani. O yüzden bir nevi haklı olabilir yani şu anda yani. Neyse hadi bir test daha çözelim. Çıkalım üste. Testler diyelim. Ne kadar dominantsın? Ne kadar dirençli bir mikropsun? Neyse gerek yok. Yüzde kaç duygusalsın? Yüzde kaç duygusalım? Evet bakalım. Duygusalım ya ben. Evet. Duygusalım ben. Hadi bakalım ne kadar ama yüzde kaç duygusalmışız. Haydi başlayalım. Hangi görsel Kasım ayını daha güzel ifade ediyor? Finaller, vizeler, sınavlar. Yine aylardan Kasım. Sanki sende kal... Ne? Sende kaldı bir yarim. Sarpa saran yapraklar. Kasım'da aşk başkadır. Kasım yağmurları. Ne diyeceğimi bilemedim, bilememek. Ne diye... Ne giye... Evet arkadaşlar. Okuma yazmayı unutmuşum. Bu da acı bir gerçek. Sararan yapraklar. Evet. O an geldi evlilik teklif edeceksin ya da evlilik teklifi alacaksın. Nasıl bir cümle söylerdin ya da sana söylenmesini isterdin. Nasıl bir cümle söylerdim evlilik teklif edeceğim. Seni istiyorum, seni istiyorum. Benimle evlenmen için her şeyi yaparım. Sen benim kraliçemsin, hükmen üzerimde donuza dek sürsün ister misin? Beraber mutsuz olma... Ne? Mutsuz olmaya da var mısın? Vay vay. Bana en uygun insan sensin. Benimle evlenir misin? Suç ortağım olmaya var mısın? Sen benim en iyi arkadaşımsın. Sonsuza dek benimle yaşar mısın? Bilemedim. Suç ortağım olmayan var mısın? Bana en uygun insan sensin. Benimle evlenir misin? Beraber mutsuz olmaya da var mısın? Sen benim kraliçemsin. Hükmen üstünde. Seni istiyorum. Benimle evlenmem için her şeyi yaparım. Beraber mutsuz olmaya da var mısın? Aynen. Suç ortağım olmaya var mısın? Evleniyoruz mu? Banka mı soyuyor? Suç ortağım olmaya var mısın? Evet. Evleniyoruz mu? Vallahi belli değil. Bu kadın sence nasıl hisler içerisinde şu anda? Çocukları sarılmış, karışık, gururlu, meraklı, bıkkın, endişeli, korkmuş. Endişeli, bıkkın. Bıkkın. Korkmuş da olabilir. Yok, bıkkın, bıkkın. Aynen, kesinlikle bıkkın. Dünya tarihine damga vurmuş bu isimlerden hangisinin yerinde olmak isterdin? Gandhi, Einstein. Bunlar, bu şu kim lan? Şunu bilmiyorum. Lan bunların hiçbirinde yerinde olmak istemem. Einstein olayım madem. Diğerleri hakkında çok bir bilgim yok. Yüzleri tanıdık geliyor da bazılarının. Einstein olak bari. Yani hangisi olsun. Peki, klasik müzik sever misin? Evet. Severim. Aynen. Severim severim. Güzeldir. Severim severim. Bu durumlardan hangisinde kendini daha rahat, daha mutlu hissedersin? Yalnızken... Bir dakika. Bu durumlardan hangisinde kendini daha rahat, daha mutlu hissedersin? Ben hep mutluyum. Spor yaparken, sevdiklerimle birlikteyken, evimdeyken, doğal yaşam. Sevdiklerimle birlikteyken. Evet, sevdiklerimle birlikteyken. Bu seslerden hangisini dinlemek sana daha çok huzur verir? Gitar sesi, kıyıya vuran dalgalar sesi, rüzgardan sallanan yaprakların sesi, yanan ateşin sesi, bebek sesleri. Abi bebek sesi huzur verir mi? Arkadaşlar bebekleri çok severim. Hele kız bebekleri falan var ya böyle inanılmaz severim ben böyle bebekleri çok severim. Ama bebek ağlama sesi çıldırtır adamı. Gerçekten çıldırtır adamı. Kıyıya vuran dalgaların sesi kesinlikle çok rahatlatıcı bir şey ya. Böyle sahile yatarsın. Of böyle sahil abi çok iyi be. Ama bir dakika bebek sesleri derken böyle gülen şey yapan neyse. Kıyıya vuran dalgaların sesi. Aynen. Şimdi biraz özele inelim. Son ayrılığında nasıl hissettin? Biraz özele inmeyelim kardeşim. Video çekiyoruz burada. Allah Allah. Biraz özele niye iniyoruz? Video çekiyoruz ya şurada. Neyse. Siz benim ailemsiniz. O yüzden özelimizi birazcık açabiliriz değil mi? Şimdi biraz özele inelim. Son ayrılığında nasıl hissettin? Son ayrılığımda. Son ayrılığımda bayağı geçti. Hatırlamıyorum. Üzgün, özgür, suçlu, kırılmış, yalnız, kırılmış. Yok. Rahatlamış. Ama son ayrılığımda şeydi ya. Ben de ayrılım. Ben ayrılmak istiyordum. O yüzden yalnız, kırılmış. Ama bilmiyorum, bilemedim şimdi. Özgür, üzgün, rahatlamış. Ama yine de üzgünlük vardı tabii ya. Ama ben istiyordum ayrılmayı. Yani ben istiyordum değil, o da istiyordu ama ya o söylemişti ayrılmak istediğini ama ben de istiyordum. Yine de böyle kırılgınlık var. Kırılmış tamam, kırılmış olsun hadi. Geldik son soruya. İnsanlarla iletişimin genelde nasıldır?
Böyle değildir yani. Bak adamın başına bakar mısın? Herkese yardımcı olmaya çalışırım. Yakın arkadaşlarım arasında çok eğlenceliyim. Onun dışında soğuk. Hayır. Genel olarak pek insan sevmiyorum. Asla. Herkesle aram iyidir. Her şekilde anlaşırım. Her zaman anlatacak bir şeylerim vardır. Öyle herkese samimi olmam. Herkes yardımcı olmaya çalışırım. Herkese yardımcı olmaya çalışırım. Evet. Herkesle aram iyidir. Bir şekilde anlaşırım. Evet. Her zaman anlatacak bir şey. Herkesle aram iyidir. Bir şekilde anlaşırım. %75 duygusalsın. Verdiğin yanıtlara göre senin duygusallık oranın %75. Bunu şaşırdığını sanmıyoruz. Duygusallık senin genlerine işlemiş. Duyguların senin için yaşamına en büyük etkiye sahip. Duygusal olmasan eksik hissedersin, mutsuz olursun. Böyle de mutsuz olduğun oluyor. Ama bu duygusuz olmaktan iyidir değil mi? Bence de yani. Samimiyetin ve neşenle çevrenin göz bebeğisin. Her ortamda aranan insanı sen oluyorsun. İnsanlar da öyle bir iz bırakıyorsun ki ömürleri boyunca kalplerinde kazınıyorsun. Ulan güzel çıktı la. Vallahi mutlu oldum ha bak bu yazıyı okunca. Böyle miyim lan ben cidden? Abi inşallah böyleyimdir. Yani başkaları da benim hakkımda böyle düşünüyordur inşallah. Ben böyle olduğumu düşünüyorum ama başkaları da inşallah böyle düşünüyordur. Neyse. Neyse arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bence çok güzel dakikalar geçirdik. İki test de birbirinden güzeldi. Bayağı bir eğlendiğimizi düşünüyorum ben. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Aşağıdan kesinlikle like'lamayı unutmayın. Saçımı tekrardan söylüyorum. Geçici. Gerçekten geçici. Vallahi geçici. Yıkayacağım gidecek. Yani birazdan yıkayacağım gidecek. Evet. Neyse. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Şuradaki iki videoya tıklamayı kesinlikle unutmayın. Bakın. Üstte bir video. Altta bir video. Hangisi hoşunuza giderse. Bakıyorum. İkisinden birisi. Hangisi hoşunuza giderse ben karışmam. Orada iki video var.